Biz mi beyni mutlu ederiz, yoksa beyin mi bizi mutlu eder? Mutluluk, ah mutluluk. Bu aralar bana çok da soruluyor. Yani sanki mutluluğu beyinsel meyinsel işleri bilenler çözebilirmiş gibi düşünülüyor zannedersem. Ama mutluluk o kadar kolay bir mevzu değil. Mutluluk sadece fizyolojik, bedensel, tıbbi konuları bilerek çözebileceğimiz bir mesele değil. Bunun en direkt kanıtı nedir? Eğer onları bilmekle mutlu olunsaydı, yeryüzündeki bütün doktorların ağzında çiçekle hoplaya zıplaya gezmesi gerekirdi ama öyle olmuyor işler biliyorsunuz. Mutluluk biraz yaşam bilgeliğiyle alakalı bir mesele. Ben beyin tarafından sıklıkla şunu anlatmaya çalıştım. Hep söyledim. Burada da bu soru vesilesiyle tekrarlayayım. Beynimizin ana gündemi mutluluk değildir. Bizim mutlu olup olmamamız beynin umurunda değildir. Mutlulukla ilgili bir merkezi yoktur. Özel bir işlevi yoktur. Mutluluk zihinsel düzeyde, hani bilinç düzeyinde bir amaç gibi olsa da bizim temel yaşamda kalma devrelerimiz dediğimiz o bilinç dışı, hani hareketlerimizi günlük hayatta büyük oranda yönlendiren devreler açısından mutluluk aslında çok da bir parametre değildir yani. Mutluluk bizim biliş düzeyinde, üst bilinç düzeyinde hissettiğimiz ama çok tarif edemediğimiz bir şeye verdiğimiz bir ad gibi duruyor. Bir kere bir duygu değil. Yani mutluluk diye bir duygudan bahsediyoruz. Acı, tatlı falan işte böyle sevgi, öfke gibi bir duygu olarak niteleyemiyoruz mutluluğu. Mutluluk bir halin adı. Bu hal zihinsel olarak algılanan bir hal. İki tane aynı durumda insan düşünseniz bütün parametreleri işte sağlığı, maddi gelir düzeyi, çoluk çocuğu, insan ilişkileri aynı olsa da iki tane aynı ortamda bu insanlardan biri mutlu biri mutsuz olabiliyor. Tamamen zihinsel yapılanmaları itibariyle dünyaya verdikleri, o dünyada yaşadıkları deneyimlere verdikleri anlamla alakalı bir şey gibi gözüküyor. Ve dolayısıyla mutluluk nedir sorusuna herkes için geçerli olabilecek bir cevap vermek oldukça zor. Beynimizi mutlu etmek ya da beynimizin bizi mutlu etmesi gibi bir meseleyi düşünürseniz aslında her ikisi de hani mutluluk söz konusu olduğunda doğru. Ama bunun nasıl bir şey olduğunu anlamak için öncelikle özellikle pozitif psikoloji benim işte kadim literatür demeyi sevdiğim insanlık deneyiminin mutluluk konusunda hatırlattığı bir ana tema var. Onu bir hatırlamak lazım. Mutluluk hayatından ve başına gelenlerden razı olma hali. Yani bütün hayatta olan bitenlerin bir amaca yönelik olduğunu bilme, ona inanma ve hayatın içindeki her şeyi de o amaç içerisinde olması gereken şeyler olarak görebilme becerisiyle alakalı bir şey gibi gözüküyor. Biz hazzı mutluluk zannedebiliyoruz genelde ama haz bitince mutluluk olmadığını fark ediyoruz. Yani çünkü her haz bitiyor. Hatta biz hazzı alırken de bitebileceğini bildiğimiz için, bütün hazların biteceğini mecburen bildiğimiz için hazlar bizi tam mutlu edemiyor. İşte acıdan kurtulmanın, ağrısız olmanın da mutluluk olduğunu düşünebiliyoruz. Özellikle ağrımız varken. Ama ağrı geçince de böyle bir seviniyoruz falan. O da çok uzun sürmüyor. Bir süre sonra bizim bu varsayılan zihin durumu dediğimiz bir duruma dönmemiz söz konusu. Mutluluğu şöyle ölçümleyebiliriz aslında kabaca. Belirgin bir maddi, manevi, bedeni sıkıntısı olmayan bir insanın genel olarak hayata bakış hali diyelim mutluluk. Yani eğer hayata bakış hali olumlu ise herhangi bir sıkıntısı olmadığı sırada bu insanın mutluluğa yatkın olduğunu ya da mutlu olduğunu söyleme şansımız var. Ama her şeyi yolunda olmasına rağmen yani en azından yolunda derken şimdi tabii maddi olarak sıkıntısı olmayan deyince bazı arkadaşlar böyle yatta keyif yaparken mutlu. Öyle değil. Yani yiyecek ekmeği varken hani kimseye muhtaç değilken falanı kastediyoruz özellikle. Hani bu tip durumlarda eğer ki hayata bakışı olumlu düzeyde ise bu insanın mutlu olabileceğini söyleriz. Yani hal böyleyken, hal şikayetsiz bir duruma müsaitken, mümkünken, insan da şikayet etmeyip hakikaten oh ne güzel çok şükür yaşıyoruz diyebiliyorsa biraz mutluluğa yatkın gibi gözüküyor. Ama hayatında iyi giden şeyler olmasına rağmen devamlı kötü gidenlere dikkat verip devamlı hani olumsuz taraftan bakma eğilimi yüksek olan insanlarda da biraz mutsuzluğun baskın olduğunu söylemek mümkün gibi gözüküyor. Mesela umut çok önemli parametrelerden bir tanesi. Umut varsa mutluluk onunla korele gibi. Yani eşgüdümle gidiyor. Ama umut yoksa yani elde ettiğin imkanlar, başarılar da seni çok kesmiyor. Geçici bir süre seni memnun edebiliyor ama mutlu edemiyor yaşadığın şey eğer umudun yoksa. Dolayısıyla umut meselesinden bakarsak mesela buna beynimiz açısından bir şeyler söyleyebilmek mümkün. Hani beyin mi bizim beyni mutlu ediyoruz hikayesi var ya soruda olan. Şimdi umut yani geleceğe dair bütün ihtimallere rağmen kafamızdaki ya da gönlümüzdeki hayali gerçekleştirebilme, o yolu yürüyebilme doğrultusunda imkanlar görebiliyorsak, böyle bir ihtimalin varlığına inanabiliyorsak buna umut adını veriyoruz. Umut var ise hareket edebiliyoruz. Hareket edebildiğimiz zaman da bir şeyler yapabiliyoruz. Dolayısıyla o bir şeyleri yaptıkça bir hoşluk hali geliyor. Diyoruz ki evet ben zar zor da olsa, imkansızlıklar da olsa bu yolda ilerliyorum diyoruz. Ve umudun varlığı bizi mutluluk rayında tutabiliyor aslında. Fakat aynı imkanlara sahip birisi
Diyelim ki işte öğrenilmiş çaresizliğe uğradı, senelerce denedi, başaramadı, bir şeyler oldu. Ya da işte kötü bir ortamda, kötü örneklerle büyüdü. Her ne derseniz deyin, hani onun zihinsel yapısını oluşturan şartların biraz farklı olduğunu düşünelim. Bu durumda aynı durumda içerisinde, aynı şartlara sahip belki dışsal olarak ama umudu yok. O zaman ne oluyor? Hareketsizlik başlıyor. Hareketsizlik başlayınca bir şey yapamamanın getirdiği bir bezginlik, bundan dolayı suçlu arama, dışarıda bulmaya çalışma, şikayet etme, şikayet ettikçe döngünün o sarmalın içerisine girme ve bir süre sonra da lanet olsun ben bu dünyaya niye geldim falan filan diye bir takım isyanlara doğru çıkma. Bunlar zihinsel girdapların sonuçları aslında. Yani mutluluk ve mutsuzluk hayata nasıl baktığımızla alakalı. Maddi imkanlarla doğrudan ilgili değil. Elbette ki fakru zaruret içerisinde yiyecek ekmek bulamayan, işte uzun süre işsiz kalan, bilmem işte, ya da bezdirici sağlık sıkıntılarıyla uğraşan insanların mutsuz olmak için daha çok nedenleri olabilir. Ama bunların olmadığı durumlar aslında toplum içinde daha yaygın. Yani öldürücü bir hastalığın olmadığı, böyle insanı yemeden içmeden uzak tutacak kadar, hani temel ihtiyaçlarını göremeyecek kadar fukara hale getiren durumların görece az olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Böyle baktığınızda toplumun çoğunun aslında mutlu olması lazım. Ama yazılımlarımız itibariyle genellikle temel yaşamsal standartların biraz üzerinde bir şeyi garanti etmiş olmak bize yetmiyor. Çok fazla ihtiyaçla donatılıyoruz. Çok fazla öğretilmiş hedefin peşinden koşmamız gerekiyor. Bir şeylere ya ben buna gitmem gerekir mi gerekmez mi diye sormadan, daha önce konuştuk üniversite konusunda, ha babam koşturuyor olmamız gerekiyor. Tabii ki bu kadar koşturmacalı, bu kadar çok şeyi kazanmak zorunda hissettiğimiz bir hayatta da umutsuzluk ve mutsuzluk aslında mukadder gibi gözüküyor. Eğer beynimizin mutluluk hissiyatını oluşturacak bir değerlendirme moduna geçmesini istiyorsak, bu cümleyi de bir daha kuramam bu arada. Yani çok güzel oturdu. Yani beynin bir modu var, o moda geçti mi durum ne olursa olsun beyin mutlu oluyor. Öyle düşünün. Bu bir on-off düğmesi gibi, aç-kapa düğmesi gibi. Ama öbür modda olursa şartlar ne olursa olsun lanet olsun diyor mesela. Şimdi o durumdan o duruma geçebilmesi ruhsal ve anlamsal bir şey. Ve bu anlamsal meseleyi insan sadece kendi içinden çözebileceği için dışarıdaki şartları değiştirmekle mutlu olmaya çalışmanın beyhude olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ama bu hani biz mi beynimizi mutlu ediyoruz, beynimiz bizi mutlu ediyor bağlamında dışarıdaki şartları değiştirip beynimizin mutluluk devrelerini çalıştırmaya çalışırken bu dışarıdaki şartları değiştirmeye karar veren zihinsel güçlerimizin de beyinde yer aldığını düşünüyoruz. Yani böyle kuyruğunu ısıran yılan gibi bir durum var ortada. Dolayısıyla bence beyni kendimizden ayrı bir şey olarak düşünmeyi bırakıp sistemi bir bütün olarak algılayalım. Bu bütünlüklü sistemin içerisinde kulenin tepesinde bir arkadaşın oturduğunu düşünün. Bu arkadaş ne derse, ne düşünürse, ne arzu ederse sistem ona göre gidiyor. Dolayısıyla bu tepede oturan arkadaşa konsantre olup onunla açık sohbet edelim. Diyelim ki ya arkadaş bak, bu kadar şeyimiz var. Bir elimizdekileri bir bilelim, gücümüzü bir bilelim. Zayıflıklarımız var evet ama belki onun yanında güçlü yönlerimiz bu zayıflıklarımızı bir şekilde tolere etmemizi ya da onların üstüne çıkmamızı sağlayabilir diye içsel umut arttırıcı araştırmaları, sohbetleri biraz arttıralım. Ve elimizden ne geliyorsa, her ne geliyorsa onu yapıverelim. İçinde bulunduğumuz Mart ayı bundan 10 sene kadar önce Viktor Ananias'ın vefat ettiği aydır. 41 yaşında dünyadan ayrıldı, vefat etti. Bizim yakın bir arkadaşımız, Buğday Derneği'nin kurucusudur kendisi. Viktor o kadar kısacık hayatı içerisinde sadece 20 sene kadar bir süreçte böyle işte ekolojik tarımdır, işte biyolojik aktivizmdir mesela o tarz işlerle uğraştı. Hala aradan 10 seneden fazla zaman geçmiş olmasına rağmen ölümün üstünden Viktor'un normal hayatında yapmayı tercih ettiği şeyler dalga dalga yayılarak anlatılıyor. Bugün mesela kendisiyle ilgili bir işte Tuti kitabından bizim Arife Tarif diye bir yemek tarifleri kitabını çıkarttık Viktor'un. Onun vesilesiyle bir lansman yayına ben de misafir olmuştum. Mesela orada Viktor'un hiç öyle büyük kaynaklar, imkanlar falan beklemeden adım adım gezerek köy köy dolaşıp insanlara yapabildiklerini aktardığını, ölümünden çok sonra öğrendiğimiz detaylarıyla beraber biliyoruz mesela. Çok acayip işler yapmış ve sadece yapabildiğini yapmayı tercih ettiği için hem Viktor ömrü boyunca arkadaşlar tanıklarının söylediği kadarıyla ve benim tanıdığım bölümünde gerçekten mutlu ve tatmin içinde bir insandı. Hayatından razıydı. Hiçbir şeyden şikayet ettiğini görmedim. Şikayet edeceği her şeyi çözebilen bir insandı çünkü. Arkasında bıraktığı o dalga dalga yayılan iyilik hikayesi de Viktor'un boyunu çok aşan aslında bir hayıra dönüşmüş oldu. Dolayısıyla mutlu insan öyle tipleri de görünce ya ben bu dünyaya net katkı yapıyorum arkadaş sorusunu sık soran insanlar oluyor. Benden size ufak bir tavsiye. Bir beyin böyle çalışıyorsa dünya da onu mutlu eder, beyin de kendini mutlu eder, herkes herkesi mutlu eder. Öyle bir sistem olur diyerek
başka insanlara katkı vermeyi lütfen öncelikli bir mesele olarak hayatımıza yerleştirmeye çalışalım derim. Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. İzniniz olursa ben dediklerinizden bir iki bir şey hatırlatmak istiyorum. Çünkü mutluluk meselesinde ne kadar bizim bakış açımıza ait olduğunu belli etsek de toplum bazen belli bir bakış açısı getiriyor veya içinde bulunduğumuz dönem çeşitli bakış açılarına neden olabiliyor. Mutluluk meselesinde mesela antik Yunanlara gidersek, antik çağlara gidersek tanrı inancı ve talih inancı çok daha yüksek olduğundan kabul meselesi daha açık. İşte başımıza felaket geldi, tanrılar bize böyle istedi. Açlık çekiyorum ama tanrının istediği bu, ben elbet bir gün ödüllendirileceğim. Orta çağa geldiğimizde ise bu sefer talih meselesinden bütün bu olumsuzlukların, kötücüllerin her şeyi meselesi Tanrı'ya bırakıldı. Ve Tanrı'ya bırakılmasının ardından elbet bir gün Yaradan bunu istemiştir, elbet bir gün biz de refaha kavuşacağız. Ve içindeki koşullarla insan bir şekilde memnun oluyordu. Fakat aydınlanma döneminden bugüne gelirsek, aydınlanma dönemiyle birlikte hocam mutluluğun tek mesuliyeti bireye kaldı. Şimdi elimizdeki sistemde buna dair bir problem var. İnsanlar aslında mutsuz değiller. Sistem onlara diyor ki mutsuz olduğun her an sen suçlusun. Hayır, değilsin. Aksine mutsuz olduğun anlar toplamın kadar mutlu olabileceksin. Hayat diyalektir ya, her şey ikili olacak. Bizim sistemimiz içinde biz bunu unutuyoruz. Beynimiz de bunu unutuyor. Çünkü beyin görsel olarak ve bilişsel olarak düzenli olarak sen mutlu olmalısın. Mutsuz olmaya hakkın yok deniyor. Çok basit olarak bir noktaya değinelim. Instagram, sosyal medya. Orada mutsuz fotoğrafların olamaz. Her an orada mutlu olmalısın. Mutluluk bir yandan bir baskı aracına dönüşmüş durumda. Mutlu olmanız gerekiyor. Oysa hayır, sizin dediğiniz gibi sadece tatmin olmamız gerekiyor. Kendi yaptıklarımızdan, kendi arzuladıklarımızdan, kendi çizdiğimiz yoldan. Bu yüzden döneme ait bakış açıları da var. İnsanlar mutsuz oldukları için bireysel olarak kendilerini suçlamaları gerekmiyor. Bakın, bir bakış açısı bu. Biz, toplum buraya bakıyor. Birazcık değiştirelim. Biraz değiştirir ve kendi bakış açılarımızın da değerli olduğunu fark edersek mutluluk meselesi korkutucu veya ödev olmayacak. Çok güzel. Kant'ın söyleyişiyle gelmişti hocam bu. Mutluluk eskiden dışarıdan da gelebilen, mutsuzluk dışarıdan da gelebilen bir duyguyken şimdi ödev. Mutlu olmalısın. Hayır, yaşamalısın. Mutlu olmak bir ödev değil. Ödevi yapmak zorunda hissettiğimiz için hocam bu kadar baskı var. Nasıl çocuklar eve gidince o ödevi yapmak istemiyorsa, biz de mutlu olmak için baskı altında kaldıkça mutlu olamıyoruz. Aynen. Bu ödev değil, bu bir erdem. Zaten. Ay, içinde mutluluğa karşı varmış hocam. Evet, yani olmaya çalışmakla olunabilecek bir şey değil ki. Olmayı bırakınca olabileceğin bir şey zaten. Yani günümüzün insanı işte bu otantik mutluluğu tadamadığı için bindirilmiş mutluluğun peşinde koşmak zorunda hissediyor. Ve o dediğin ikilem çok fazla oluyor. Ha, mutlu değilim, Allah'ım kesin bende bir sorun var. Yani böyle bir şey yok. Rahat olun. Arada bir ağlayacaksınız, arada bir acı çekeceksiniz. Çekeceğiz, güleceğiz, coşacağız, sıkılacağız, depresyona gireceğiz, öforik hissedeceğiz. Yani bütün bunlar hayatın iniş çıkışları. Daha önce de söyledim, Twitter'da sevdiler ama bilmiyorum, yani bu sevilen laflar uygulanabiliyor mu bilmiyorum. İnsan buraya iyi hissetmek için değil, iyice hissetmek için gelmiştir diye sıklıkla vurguluyorum. Yani acının da, sıkıntının da, problemin de, zevkin de, keyfin de, hazın da dibine kadar farkına varmak lazım ki mutluluk denen şeye ulaşmak konusundaki gerekli olan hayat bilgeliği bizde oluşabilsin. Hayat bilgeliği sadece işin datlı kısmını yaşayarak olmaz. Datlıyı özellikle söylüyorum, Ankara şivesi, datlı. Yani o datlı kısmı sadece rüşvettir. Hayatın geri kalanı, sası olan ya da acı olan bölümleri olmadıktan sonra tatlıyla hayat geçmez yani. Sonra şeker hastası olursunuz. Evet, kısacası aslında benim de bütün bu toplamı değerlersek bütün bu konuşmamızı, mutlu olmak için mutsuz olmayı da kabullenmek gerekiyor. Ve bu şekilde tamamlayabiliriz. Psikologla hocam, program yapmak çok faydalı, yemin ediyorum. Terapi gibi oldu. Bu arada mutluluk ütopyasının distopyaya dönüştüğü en güzel romanlardan bir tanesi Cesur Yeni Dünya. Siz de seviyorsunuz. Zaten hani bu konuda konuşuyoruz da çoğu zaman. Cesur Yeni Dünya'yı bir okuyun. Bir mutluluk ütopyasının bir mutluluk distopyasına dönüşme halidir. Öyle. Ah ah, bu insan. Edebiyatta anlatılıyor en iyi zaten. Boşver. Bilim evet, bilim. Evet hocam. Edebiyat psikolojiden önce gidiyor her zaman. Çok hoşuma gider bu bilgiler.